Arkadaşlar merhabalar. Belki bilmeyenleriniz için ilk önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim YouTube'da bir kanalım vardı. Profesör Doktor Serdar Akgün adı altında. Bu kanalda genellikle tıp derslerini paylaşıyordum. Daha sonra hastalardan gelen istekler doğrultusunda burada popüler bilgileri de içeren, soruları da içeren videolar koymaya başladım. Dolayısıyla bu bir melez kanal haline dönüştü. Melez kanal haline dönüşünce tabii iki tarafı da memnun etmedi. Dolayısıyla ben ondan vazgeçip yeni bir kanal açmıştım. Bunun ismi de Profesör Doktor Serdar Akgün Tıp Videoları diye. Profesör profesör lafı biraz fazla oldu ama neyse işte idare edin. Sonra bu kanalı biraz ihmal ettim. Çünkü zaman bulmakta zorluk çekiyordum. Çünkü bu dersleri hazırlamak oldukça zor oluyor. Bayağı bir zaman alıyor. Neredeyse yani bir saatlik dersi hazırlamak için aşağı yukarı bir güne kadar ihtiyaç duyuyorum. Bunu da takdir edersiniz. Bir de aynı zamanda bir değişiklik yaptık. Bu kanalda paylaştığım tıp videoları için hazırladığım notları bir blogger'da, blog sitesinde paylaşacağım. Böylelikle sizler için yardımcı olmaya gayret edeceğim. Zaman buldukça haftalık bir en azından tıp dersleri videosu koymaya çalışacağım. Şimdi efendim, her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Ben genellikle bunu İngilizce kaynaklardan hazırlıyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Türkçe kaynaklardan da mutlaka vardır ama özellikle bu Türkçe kaynakları azlığından dolayı bunu İngilizce'den bir çeviri olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Birebir sıfırdan not hazırlayıp oluşturmak oldukça güç. Belki ileride onu da yaparız ama şu anda yani birebir çeviri tarzında gidiyoruz. Onu da baştan söyleyeyim. Sonradan bu adam çevirip de söylüyormuş diye sakın yaramazlık yapmayın. Şimdi bugün glikoliz konusundan bahsedeceğiz. Bu glikoliz konusu aşağı yukarı 6 saatlik bir videoyu indirdiğim notlardan kaynaklanıyor. Bir saatlik bir video olacağını düşünüyorum. Bahsedeceğiz, glikolizden bahsedeceğiz. Glikolizden bahsederken bir kere her şeyden evvel bunun bir aerobik formu var biliyorsunuz. Krebs siklusu, sitrik asit siklusu diye adlandırılan siklus var. Bu nerede meydana geliyor? Bu mitokondride meydana geliyor. Mitokondri olması tek başına yeterli değil, aynı zamanda oksijen olması gerekiyor. Biz burada anaerobik glikolizden bahsedeceğiz. Anaerobik glikoliz peki nerede oluyor? Anaerobik glikoliz sitozolde oluyor. Dolayısıyla ikisinin arasında böyle bir temel fark söz konusu. Anaerobik glikozda biz o hadiseyi piruvata kadar getireceğiz. Piruvat gerektiği zaman buradan çıkardığı NAD'leri elektron transport sistemine gönderecek ve oradan ATP elde edeceğiz. Bir de ayrıyeten piruvatı Krebs'e göndereceğiz ve Krebs'te de biliyorsunuz tekrar ATP elde edeceğiz. Şimdi burada anaerobik glikozda elde edilen ATP miktarı düşük. ATP miktarı düşük olduğundan dolayı da hücrenin genel fonksiyonunu sürdürmesi için ancak yeterli düzeyde enerji sağlayabiliyor. Bir diğer özelliği de birbirlerinin arasında geçiş sağlayabiliyorlar. Bu da piruvattan kaynaklanan bir hadise söz konusu. Şimdi isterseniz gelin detaylarına girelim. Hemen atlamadan bir kere monosakkaritlerden bahsediyoruz. Monosakkaritlerin içerisinde bir numaralı para birimimiz glukoz. Ama glukozun yanında ne var? Fruktoz var ve galaktoz var. Ama ana primimiz glukoz. Çünkü hepatositlerde biliyorsunuz ana para birimi glukoz. Glukoz olduğundan dolayı hadise temel olarak glukozdan köken almaya başlıyor. Şimdi biz bu glukozu aldık. Glukozu aldık. Kandan intersiyel sıvıya geçti. İntersiyel sıvıda herhangi bir sıkıntı yok ama hücre içerisine alma konusunda bir sıkıntı var. Neden? Çünkü glukoz büyük bir molekül. Dolayısıyla bu büyük molekülün ilk önce hücre içerisine alınması lazım ki sitozoldeki anaerobik hadise gerçekleşsin. Glukozun alınabilmesi için iki temel yol var. Bunlardan bir tanesi facilitated diffusion dediğimiz bir hadise söz konusu. İkincisi ise sodyum glukoz kotransportu dediğimiz el ele alındığı hadise söz konusu. Şimdi bir kere bunlar farklı yerlerde meydana geliyor diyeceksiniz. Evet bu proksimal tübülde, böbrekte meydana geliyor. Bu ayrı bir özel. Bu ise tüm hücrelerde. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Tüm hücreler, hemen hemen tüm hücreler anaerobik glikoliz yapıyor. Şimdi bizim glukozu alabilmemiz için facilitated diffusion'da bir glikoz transport sistemine ihtiyacımız var. Bir de buna bağlı olarak glikoz transport proteinlerine ihtiyacımız var. Bu glikoz transport proteinlerinin sayıları farklı.
glikoz trans proteinleri birden başlıyor, 14'e kadar devam ediyor. Şimdi bunların içerisinde minimum olması gerekenler 1 ile 7 arasındakiler. Genellikle 1 ile 3, özellikle santral sinir sisteminde, nöronlarda ve aynı zamanda eritrositlerde bulunuyor. Minimum 7 idi ama bunların özelliği burada bulunuyor. Şimdi bir kere burada bunların afinitesi, bu glikoz trans proteinlerin afinitesi glikoza karşı oldukça yüksek. Glikozu buldukları yerde içeri alıyorlar. Dolayısıyla düşük olsa bile glikoz, kan şekeri, bunlar bir şekilde fasilitet difüzyonla proteinlerle, glikoz transport proteinleri aracılığıyla hücre içerisine bu glikozu alıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi glikoz transport proteinlerindeki farklı hadiselere bakalım, farklı yapılara bakalım. Bunların içerisinde 4 numaralı glikoz transport proteini var. Glikoz transport proteini genellikle bu yapıda olanları kas ve yağ hücrelerinde, miyositlerde ve adipozitlerde bulunuyor. Ve bunun en büyük etkisi şöyle, kan şekerimiz yükseldi. Glikozu bir şekilde hücre içerisine aldık. Hücre içine aldıktan sonra kan şekerimizi düşürdük. Eğer çok fazla miktarda kan şekeri varsa işte bunu bu 4 numaralı proteinlerle kas ve yağ hücrelerine aktarıyoruz. Dolayısıyla fazla yediğimiz şekeri ne yapıyoruz? Bir şekilde bu özel proteinler aracılığıyla kas ve yağ hücrelerinde biriktiriyoruz. Glikoz transport proteinlerinin hassas olduğu bir hormon var. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi insülin. İnsülin ne yapıyor? Eğer şekerdeki olan yükseklik nedeniyle glikoz transport protein 4'leri daha çok aktive ediyor ve bunun sonucunda yüksek olan kan şekeri sadece hepatositlerde değil, aynı zamanda kas hücreleri ve yağ hücrelerinde de birikebiliyor. Bu da hemen hemen tüm sistem için gerekli olan bir durum. Şimdi 1 ve 3 ise insülinden bağımsız. İnsülin etkisi yok. İnsülin etkisinin olmaması iyi. Çünkü neden? Bu santral sistemi nöronlarının özellikle kan şekerinin düşük olduğu dönemlerde bile çalışabilmesi için insülinden bağımsız. Daha doğrusu herhangi bir hormondan ya da herhangi bir etkiden bağımsız olarak çalışması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde nöronlarımız insüline bağlı olursa insülin salınımına bağlı olarak alacakları glikoz miktarında ne olur? Sıkıntı ortaya çıkar. Şimdi bir başka transporterımız daha var. Glukoz transport protein 2. Glukoz transport protein 2'nin özelliği glikoneogeniz için gerekli olması. Neden? Çünkü bu iki yönlü bir arkadaş. İki yönlü bir çalışıyor. Yani bir tarafta glukozu alıyor, bir taraftan da glukozu dışarı atabiliyor. Dolayısıyla glikoneogeniz olduğu zaman da glukoz transport protein 2'lerinin çalışması lazım. Nerede var bu? Hepatositlerde var. Peki başka nelerde var? Gene proksimal tübül hücrelerinde az miktarda da olsa neogeniz yapılabiliyor biliyorsunuz. Glikoneogeniz ne? Yeniden glikoz yapıyoruz. Karbon iskeletinden glikoz yapıyoruz. Bunu daha önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi bir diğer önemli konulardan bir tanesi de özellikle şunu söylemek gerekiyor. Bazı glikoz transport proteinleri sadece glikoza özgü değil. İsmi glikoz transport proteini olarak geçiyor. Ama farklı maddeleri taşıyor. Neleri taşıyorlar? Bir glikoz transport proteinimiz daha var. O da 5 söylediğimiz gibi. Fakat bu arkadaş fruktozu taşıyor. İsmi öyle ama fruktozu taşıyor. Yani bu tatlıyı seven hücrelerde söz konusu olacak. Tatlıyı seven hücreler hangisi dediğiniz zaman aklınıza mesela dildeki tat hücreleri gelebilir. Değil. Fruktozu seven arkadaşlar, erkeksi arkadaşlar, testislerde ve sperm hücreleri tatlıyı çok seviyorlar. Dolayısıyla glikoz transport protein 5 genellikle bu hücrelerde daha fazla görülüyor. Şimdi genel girişimizi tamamladıktan sonra fasilitatif difüzyona bir de sodyum glukoz kotransportundan bahsedelim en son olarak ve böylelikle bu taşıma hadisesini tamamlayalım. Şimdi bu proksimal tübülde meydana geliyor. Proksimal tübülde meydana gelirken de bu tarafı idrar olarak düşünün. Bu tarafı da proksimal tübül hücresi. Burada da kan var. Şimdi buradaki bu hücredeki sodyum, potasyum, ATPaz bu hücrenin farklı yüzeylerinde farklı çalışıyor. Bu sodyumu dışarı çıkartıyor. Ve buradaki sodyum düzeyi düşüyor. Hem bir konsantrasyon farkı oluyor hem de burada özel bir sistem var. Bir tarafta sodyumu, bir tarafta glukozu tutarak bu da içeri alıyor. Bunu da aktif transport ile yapıyor.
Demek ki sodyum glikoz transportu neymiş? O da aktif transportla meydana gelen bir hadiseymiş. Çok şükür glikozu alacağız içeri ve bu işi başlatacağız glikolizi. Şimdi glikozu aldığımız içeri aldık. Glikozu aldık. Glikoz 6 fosfata çevirdik. Glikoz 6 fosfata çevirmemizin sebebi bunu polar hale getirmek. Şarjlı bir molekül haline getirmek. Niye? Polar olduğu zaman membrandan geçemez. Yani yakaladığımız glikozu kaybetmemiz gerekiyor. Kaybetmemiz gerektiği için de buna mutlaka bir fosfat ekleyerek polar hale getiriyoruz. Böyle ki bir daha kaçma imkanı söz konusu olmuyor. Peki bu glikozu glikoz 6 fosfata çeviren enzim ne? Hekzo kinaz. Fakat sadece hekzokinaz değil, başka bir enzim daha var, glukokinaz. Hücrelerin farklılıklarına göre bu enzimler bu hücrelerde farklı oranlarda bulunuyorlar. Bir kısmında glukokinaz fazla, bir kısmında ise hekzokinaz fazla. Hekzokinaz ile glukokinaz arasındaki genel tanımla yapabilmek için doktor Necip'in söylediği gibi biz gelelim bunların bir özelliğine farklı isimler verelim. Örneğin hekzokinaza helikopter adını verelim. Helikoptere benzetelim daha doğrusu. Buna karşın bunu da jete benzetelim. Şimdi helikopterle jet arasında ne fark var? Bir, helikopter az enerjiyle çalışıyor. Daha doğrusu az glikozla bu enzimi çalıştırabiliriz. İkincisi, kapasitesi az. Dolayısıyla taşıma kapasitesi az. Bir de aynı zamanda nedir? Jete göre performansı düşük. Buna karşın jete baktığınız zaman bu fazla enerji istiyor. Yani fazla glikozla çalışması gereken bir sistem. Buna karşın kapasitesi yüksek. Bir diğer özelliği nedir? Performansı da oldukça yüksek. Daha yükseğe çıkabiliyor, daha hızlı. Bu şekilde devam edebiliriz. Bir de burada iki küçük enzim hatırlatması biyokimya temelinden yapmamız gerekiyor. Nedir onlar? Bir tanesi KM, bir tanesi VMAX. Örneğin helikopter, hekzokinaz için eğrimizi çizdiğimiz zaman görüyoruz ki eğrimiz kısa sürede KM'e ulaşıyor. KM neydi? %50 substratla dolu olan bölgeydi. Dolayısıyla KM düşük. Kimin? Hekzokinazın. Fakat bir müddet sonra ne oluyor? Bu plato haline geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Vmax'i de düşük. Peki gelelim diğer enzimimize, glikokinaza. Glikokinazın eğrisine baktığımız zaman bu eğri şöyle oluyor. Dolayısıyla bunun Vmax'i daha yüksek. Fakat yukarıya doğru gittiğinden dolayı Vmax'i daha yüksek. Buna karşın KM o da yüksek. Dolayısıyla enzim aktivitesi açısından jet glukoz bizim açımızdan daha önemli. Bir de aynı zamanda bu glukokinazların kontrolü glukokinaz şöyle yapalım. Glukokinaz regulating protein dediğimiz proteinler var ve bu da nükleustan yani genetik olarak kontrol ediliyor. Dolayısıyla bu önemli bir enzim. Dolayısıyla buna çok iyi bakmak gerekiyor. Halbuki buna karşın hekzokinazın kontrolü daha basit bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ikisinin arasındaki bu temel farkı söyledikten sonra özellikle glukokinaz için bir şey hatırlatma yapmamız gerekiyor. O da nedir? Biliyorsunuz bu hepatositlerde söz konusu olabilir bu enzim, değil mi? Şimdi hepatositlerde söz konusu olduğu zaman bizim neyi kullanmamız gerekiyor? Karaciğer dışındaki tüm hücrelerde glukozu hemen fosforilize ediyoruz ve karaciğer içerisinde daha doğrusu hücrelerin içerisinde depoluyoruz. Çoğunluk hücrede ise glukoz hemen tüketiliyor. Dolayısıyla bizim için düşük düzeyde çalışması gereken, düşük kan şekerinde çalışması gereken hekzokinaz. Eğer glukokinaz olsaydı, glukokinaz düşük kan şekerini bile direkt içeri alıp hepatositlerde depolasaydı bu bizim için iyi olur muydu? İyi olmazdı. Neden? Çünkü düşük kan şekerini bir de depolamaya kalkıyoruz, iyice düşürüyoruz. Dolayısıyla glukokinazın hepatositlerde olması gerekiyor. Yani yüksek kan şekeriyle çalışması gerekiyor. Aksine diğer hücrelerde olduğu üzere hekzokinaz olsaydı bu iyi bir şey olmazdı. Düşük kan şekerinde bile tutup hemen ne yapardık? Bu şeyi depolardık. Dolayısıyla kan şekerimiz daha da sıkıntı haline getirirdi. Şimdi devam. Şimdi ne yaptık biz? Glukozu glukoz 6 fosfata çevirdik. Hekzokinaz veya glukokinazdı. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi glukoz 6 fosfatı fruktoz 6 fosfata çevireceğiz. Glukoz 6 fosfatı fruktoz 6 fosfata çevirmemiz oldukça önemli aşamalardan bir tanesi. Bakın burada gördüğünüz bu iki yönlü çalışan bir enzim. Enzimin ismi de ne? Orada görüyorsunuz. Fosfo glukokinaz
İzomeraz. Özellikle burada fruktoz 6'yı bir kenara yazalım. Çünkü fruktoz 6 buradaki en önemli kontrol mekanizmalarından bir tanesi. Daha doğrusu birinci kontrol mekanizması gördüğümüz. Çünkü neden? Bu fruktoz 6 fosfat miktarının kontrolü glikoliz üzerinde pozitif veya negatif bir regülasyon yapıyor. Pozitif ya da negatif regülasyon yapması da glikolizin kontrolü için bize sağlıyor. Şimdi bunun çift yönlü olduğunu söylemiştik. Çift yönlü olması şu anlama geliyor. Şimdi ben fosfoglukoizomeraz enzimiyle ne yaptım? Buraya bir tane fosfat ekledim. Glukozu daha doğrusu fruktoza çevirdim. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Ne yaptık? Elimizde fruktoz 6 fosfat var. Şimdi bu fruktoz 6 fosfatı ben bir enzimle ne yapacağım? Bir başka birinci karbonuna bir fosfat daha ekleyeceğim. Olacak ne olacak? Fruktoz 1,6 bir fosfat olacak. Şimdi ne oldu? Sırasıyla gidiyoruz. Heksokinazımız çalıştı. Glukoz 6 fosfat. Fosfoglukoizomerazdan fruktoz 6 fosfatı elde ettik. Ondan da fosfofruktokinaz enzimiyle fosfofruktokinaz enzimiyle buna da bir adını veriyoruz. Çünkü biraz sonra ne olacak? İkincisi çıkacak. Buradan ne elde ettik? Fruktoz 1,6 bir fosfatı, iki fosfatlı hadiseyi hallettik. Şimdi şöyle bir özellik var. Bunun geriye çevirebilmemiz için ki burada görüyorsunuz fosfofruktokinaz tek yönlü. Dolayısıyla ben aynı enzimi kullanarak tekrar bu işi geri çevirme imkanım söz konusu değil. Dolayısıyla bunu başka bir enzimle yapmam lazım. O da nedir? Bir fosfatı çıkartırsam berden fosfatas. O zaman ne olacak? Tekrar fruktoz 1,6 bir fosfatı fruktoz 6 fosfata çevireceğim. Dolayısıyla bunun çalışabilmesi için ne olacak? Fosfofruktokinaz 1 normalde glikolizi aşağıya doğru hareketlendiriyor. Ben bunu geri çevirebilmesi için ayrı bir enzime ihtiyacım var. Onun ismini de fosfofruktofosfataz. Şimdi dolayısıyla hücre enerji isterse glikozu yakmalı ve glikozu hızlandırmalıyız. Dolayısıyla bu işlem tek yönlü işlemeli. Fakat eğer enerji fazlaysa yani glikolize ihtiyacımız yoksa, glikozu yıkmaya ihtiyacımız var yoksa o zaman buraya fosfofruktofosfatazın devreye girmesi lazım. Peki bunu nasıl anlayacak arkadaş? Bu arkadaşa nasıl bir haber göndereceğiz ki bu kendisi fosfofruktokinaz mı çalışacak yoksa fosfofruktofosfataz mı çalışacak? Dolayısıyla buradaki bizim için önemlilerimizin fosfofruktokinaz 1. Şimdi söyledik fosfofruktokinaz 1 enzimi. Bu glikoliz üzerinde nasıl oluyor da anlıyor bu bizim işe ihtiyacımız var mı yok mu? Bunda 3 tane bağlantı noktası var. Bunlardan bir tanesi ATP, bir tanesi sitrat, bir tanesi de AMP. Şimdi bunlardaki dalgalanmaya bağlı olarak bu arkadaş neye ihtiyacımız olduğuna karar verip glikoliz üzerinde bir yönlendirme yapacak. Şimdi ATP ve sitrat, ATP ve sitrat eğer fazla ise gelip buraya bağlanacaklar. ATP ve sitratın fazla olması ne anlama geliyor? Enerjimiz var. Dolayısıyla bizim glikolize ihtiyacımız var mı? Yok. Dolayısıyla ortamda fazla ATP ve sitrat olduğu zaman bunlar buna bağlanırsa ne olacak? O zaman bizim fazla bir şeye ihtiyacımız olmadığından dolayı ne olacak? Bu enzim fosfofruktokinaz inhibe olacak. Dolayısıyla glikolizi durduracağız. Tersine bakalım. AMP eğer AMP fazla ise ne olacak? Buraya gelip yapışacak. AMP ne demek? ATP'yi yıktık. AMP'yi çevirdik. Dolayısıyla bizim ne oldu? Enerjimiz yok. Azalmış enerjimiz. O zaman dolayısıyla enerjiye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Glukoza ve glikolize ihtiyacımız var. Dolayısıyla glikolizi ne yapacağız? Artıracağız. Dolayısıyla buna pozitif regülasyon, öbürüne de negatif regülatör adını veriyoruz. Dolayısıyla neymiş? Fosfofruktokinazın üzerindeki bağlantı noktalarında bu ATP, sitrat veya AMP bağlanıp ona göre fosfofruktokinazın çalışıp çalışmadığı konusunda karar veriyoruz. Buna da fiyakalı bir isim veriyoruz. Bunun ismi de alestolik regülasyon. Şimdi
şey sırasıyla bakalım. Glikozu glikoz 6 fosfata çevirdik. Ardından fruktoz 6 fosfata, ardından da fruktoz bir 6 fosfata çevirdik. Şimdi bizim için geçerli olan bir durum söz konusu, o da şu. Şimdi eğer ortamda çok fazla miktarda fruktoz 6 fosfat varsa bunların çoğunluğu ne olacak? Fruktoz 1,6 fosfata dönük gidecek. Fakat eğer ortamda çok fazla olan bu fruktoz 6 fosfat az miktarda da olsa, yani göreceli olarak çok az miktar, burası 100 bin tane ise burası 1000 tane olacak şekilde bir dönüşüm sağlanacak. Bu dönüşümde ne olacak? Fruktoz 6 fosfatı başka bir şeye çevireceğiz. İkinci karbona bir fosfat ekleyeceğiz. İkinci karbona fosfat eklediğimiz zaman bu ne olacak? Fruktoz 2,6 bir fosfat olacak. Şimdi fruktoz 2,6 bir fosfata çeviren bu enzimin ismi fosfo frukto kinaz 2. Şimdi birdi, bu ise 2 oldu. Niye? Çünkü aynı zamanda ne oluyor? Bir fosfat ekliyoruz. Dolayısıyla kinaz olması gerekiyor. Şimdi bu enzimin bir özelliği var. Bu enzimin özelliği şu. Bu aslında çift taraflı çalışan hermafrodit bir enzim. Yani hem kinaz aktivitesi var. Yani bir fosfat ekliyor. Dişi diyoruz. Dişi çoğaltıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda bir fosfataz aktivitesi var. Yani geri çeviriyor bu enzimi. Eksiltiyor. Buna da erkek. Ben de böyle uydurdum. Şimdi bu hermafrodit enzimimizin demek ki iki aktivitesi var. Yani bir tarafta ne oluyor? Fruktoz 2,6 bisfosfat oluşturuyorum. Gerektiği zaman ne oluyor? Ben bunu böyle oluştururken ters yönde oluşturduğum zaman da ne yapıyorum? Buradaki fruktozun ikincisini, karbonundaki fosfatı kaldırıyorum. Tekrar fruktoz 6 fosfata dönüştürüyorum. Yani bu aslında fosfofruktokinaz, ama hem kinaz aktivitesi var hem fosfataz aktivitesi var. Yani iki yönlü çalışan bir arkadaş. Dolayısıyla buna hermafrodit demişler. Yani biraz hani dönük bir enzim. Duruma göre karar verip ne yapıyor? Olayı ya kinaz ya da fosfataz olarak oluşturuyor. Şimdi peki burada bu enzimin nasıl çalıştığına karar verecek kim? Bu enzimin nasıl çalıştığına karar verecek olan kişi glukoz, kan şekeri. Peki şimdi isterseniz gelin hep beraber bir sistem ortaya koyalım. Diyelim ki kan şekerimiz düştü. Kan şekerimiz düştüğü zaman ne salınacak? Glikagon salınacak. İşte glikagon gidip kendi reseptörlerine hücre membranında bağlandıktan sonra fosfofruktokinaza haber gönderecek. Diyecek ki fosfofruktokinaza, kardeşim ben geldim. Nereden geldin? Kan şekeri düştü. Beni salgıladılar. Ben de onun üzerine sana geldim. Tabii bu hücre içi sinyal mekanizması ile siklik AMP üzerinde olan bir hadise. Şimdi eğer benim kan şekerim düşmüşse glikolizin devam etmesi gerekir mi? Hayır, etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla ne olacak? Glikolizin durması gerekiyor ki glikozu yakmadan elimde biriktireyim, bu şekilde kullanıma bunu açabileyim. Dolayısıyla bu sistemin tersine dönmesi lazım. Ne olması lazım? Ben glikagonla fosfofruktoz kinaz enzimine bir durumu anlatınca, ya kardeşim kan şekeri düştü, glikagon salgılandı, glikagonun sana selamı var, bu glikolizi durdurman gerekiyor dediğim zaman ne olacak? Fosfofruktokinaz üzerindeki etki de hangisi ön plana çıkacak? Fosfataz özelliği ortaya çıkacak. Yani glikagon erkek tarafı devreye girerek ne yapacak? Fruktoz 2,6 bir fosfatı fruktoz 6 fosfata geri gönderecek. İşte bu fruktoz 6 fosfat da neydi? Birinci kontrol mekanizması değil miydi? Fruktoz 6 fosfatın miktarının artması da neye sebep olacak? Glikolizi durduracak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi tam tersini şey yaptık. Kan şekerimiz yükseldi. İnsülin salgılandı. İnsülin salgılandı. Şimdi bu salgılanan insülinde gidip fosfofruktokinaza diyecek ki, ya kardeşim bizim kan şekerimiz çok yüksek. Kan şekerimizi bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Kan şekerinizi düşürmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Glikolizi hızlandırmamız gerekiyor. Glikolizi hızlandırmamız için ne yapmamız lazım? Senin kinaz aktiven çalışması lazım. Kinaz aktiven çalışınca fruktoz 6 fosfatı fruktoz 2,6 bifosfata çevir.
Ve bunun sonucunda ne olsun? Glikoliz daha da hızlansın. Ne olacak? Bunun sonucunda ne olacak? Bizim söylediğimiz şuradaki arkadaş devreye girecek. Fruktoz 6 fosfat düzeyleri düşecek. Fruktoz 6 fosfat düzeyleri düşünce ne olacak? Glikoliz artacak. Demek ki bu insülin ve glikokon üzerinde bu hermafrodit enzim kinaz ya da fosfataz aktivitesiyle glikoliz üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturuyor. İlk aşama olan insülin egzokinaz ve glikokinaz üzerinde de etkili. Yani böylelikle hücrenin içerisinde glikozun da alınmasını ve sistemin başlamasını da bir şekilde kontrol ediyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Şimdi fruktoz 1,6 fosfattan devam ediyoruz. Ne yaptık? Glikozdan glikoz 6 fosfat, glikoz 6 fosfattan fruktoz 6 fosfat, fruktoz 1,6 fosfat. Bir de aynı zamanda fosfofruktokinaz 2 ile ne yaptık? Fruktoz 2,6 bir fosfat da yaptık. Bu da kontrol mekanizmalarından bir tanesi. Şimdi geldik fruktoz 1,6 fosfata. Fruktoz 1,6 bir fosfat neye dönüşecek burada? Yeni bir maddeye dönüşecek. Yeni maddeye dönüşeceği zaman ne yapacağız? Bir enzime ihtiyacımız olacak tabii. Enzime ihtiyacımız olacak. Bu enzimin ismi de yakışıklı İtalyan çocuk aldolaz. Şimdi bu o kadar hassas bir iPad ve program ki her seferinde dokunduğunuz zaman sağa sola kayıyor. Onun için bir miktar böyle kesiklikler olabilir. Başka sayfaya ya da başka bir hareket yapıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Mecburen tekrar yeniden başlamak zorunda kalıyoruz. Onun için böyle küçük küçük kesikler söz konusu olamaz. Şimdi bir kere elimizde bu fruktoz 1,6 bir fosfat var. Bu bir hegzoz. Altılı karbon. Biz bunu ortadan ikiye bölüyoruz. Yani bir tarafta bir üç karbon, bir tarafta üçlü bir başka karbon söz konusu. Bunu tam ortadan bölüyoruz. Ne oluşturuyoruz? Hegzozdan triyoz oluşturuyoruz. Birisi 1, 2, 3. 1, 2, 3 tarzında iki tane şey oldu. Şimdi biz bu enzimle ne yapıyoruz? Birincisi birinci karbona bir fosfat ekliyoruz. Birinci karbona fosfat eklediğimiz zaman bunun ismi dihidroksi aseton fosfat oluyor. Dihidroksi aseton fosfat. Böyle P ile yazıyoruz. Genellikle öyle yazıldığından dolayı. Peki ondan sonra ne yapıyoruz? Bu dihidroksi aseton fosfat devam edebilir mi? Glikolize? Hayır, devam edemez. O zaman onun için bizim başka bir şeye ihtiyacımız olacak. O da şuradan gelecek. İkinci gelen karbon kitlesine ne yaptık? Bunda da üçüncü karbona bir fosfat ekledik. Bu olduğu o zaman madde gliseril aldehit trifosfat. Şimdi bu glikolize devam edecek. Fakat bu dihidroksiaseton fosfat glikolize devam edemeyecek. Glikolize devam edilmesi için gliseraldehit trifosfat olması lazım. Dolayısıyla benim bunu gliseraldehit trifosfata çevirmem lazım. Bunu yapan enzim de trifosfataz izomeraz. Dolayısıyla ben bu işlemi yaptığım zaman ne olacak? Glikoliz iki yerden devam edecek. Yani birbirine paralel çalışan iki sistem olarak devam edecek. Yani her şey çift yönlü otoban haline, tek yönden. Şimdi biz bunu çift yönlü hale geçirdik. Burada işe enerji hesabı gelecek. Enerji hesabı nasıl gelecek? Bakın şimdi şöyle bir ATP harcamamıza bakalım. Bakın hegzokinazda bir ATP harcadık. Fosfofruktokinazda ikinci ATP harcadık. Yani şimdiye kadar biz iki ATP harcadık. Değil mi? Burada herhangi bir şey söz konusu değil. Şimdiye kadar yani ne oldu? Cepten harcadık. Bundan sonra herhangi bir şey söz konusu olmadı. Ama şimdi iş ne oluyor? Yavaş yavaş bakın şu noktaya geliyor. Biz artık yavaş yavaş buradan ne olacak? Enerji elde etmeye başlayacağız.
Şimdi burada ilk enerji sentezimizin geldiği yer. Ne yaptık? Gliseraldehit trifosfatımız vardı. Bakın burada. Gliseraldehit trifosfatımız. Şimdi ne olacak? Gliseraldehit trifosfat dihidrogenaz. Onunla neye dönüşecek? 1,3 bifosfat gliserat. Birisi gliseraldehit, öbürü gliserat. Burada bazı karışıklıklar olabilir. Şimdi 1,3 bifosfogliseratla biz ne elde ettik? Bakın. NAD elde ettik. Niye yanında 2 yazıyor? Çünkü çift yolda çalışıyoruz, değil mi? Şimdi biz bu NAD'yi biz elektron transport zincirine, sistemine gönderdiğimiz zaman ne olacak? 3 tane ATP elde edeceğiz. Doğru mu? 2 yönlü olduğu için 2 çarpı 3 ATP eşittir 6 ATP. Şimdi elimize gelir elde ettik. Dolayısıyla ne oldu? Bizim şimdi ilk defa biz bu enzimle beraber yani aldehit trifosfat dehidrogenaz veya gliseraldehit dehidrogenaz GADH daha kolay oluyor. Gliseraldehit dehidrogenazda ne yaptık? Buradaki sistemi gerçekleştirdik. Şimdi burada arsenikten bahsetmek lazım. Arsenik zehirlenmesinde bu arsenik molekülü bu gliseraldehit dehidrogenaz enzimine yapışır ve dolayısıyla bu enzime yapıştığından dolayı bu enerji üreten aşama, enerji aşaması atlanır. Glikoliz aşağı doğru devam eder fakat ATP ne olur? NADH'tan gelmez. Dolayısıyla ne olur? Böylelikle enerji üretimimiz söz konusu olmaz. Şimdi burada enteresan bir durumla karşı karşıya kalacağız. O da şöyle. Eğer şimdi bu hücre eğer eritrosit olursa 1,3 bifosfogliserat için 1,3 bifosfa gliserat için çalışan başka bir enzim daha var. 1,3 bifosfogliserat bifosfogliserat sonuna bir T ekledim ki öbürüyle karışmasın. Başka bir enzimle muhabbet edecek. O da ne? 1,3 bifosfa gliserat mutaz. Bu enzim ne yapacak? Bu arkadaşı yepyeni bir maddeye geliştirecek. O maddenin ismini 2,3 difosfo gliserat. Şimdi bunu hatırlıyor musunuz? Bu nerede? 2,3 difosfo gliserat. Bu 2,3 difosfo gliserat eritrosit demiştik ya. Ne olacak? Bu eritrositlerdeki hatırlıyorsunuz hemoglobin oksijen disosyasyon eğrisi vardı. Ne oluyordu? 2,3 difosfogliserat artınca sağa doğru kayıyordu. Oksijene karşı hemoglobin afinitesi düşüyordu. Bu ne anlama geliyordu? Oksijen dokuya fazla gidiyordu. Hatırlıyor musunuz o maddelerden bir tanesi? İşte bu 2,3 difosfogliserat eritrositteki mutazla beraber aktif olduğu zaman ortaya çıkan bir durum. Tabii bu durum neyi anlatıyor? Aynı zamanda da dokuların oksijene ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Bunu da küçük bir not olarak buraya ekleyelim. Tekrar şeye geri dönecek olursak diyagramımıza ne yaptık? 2,3, 1,3 bir fosfogliserat elde ettik. Onu da ne yapacağız? Fosfogliserat kinaz enzimiyle 3 fosfo gliserata çevireceğiz. Burada ne olacak? 2 tane daha ATP elde etmiş olduk. Şimdi dolayısıyla biz ne olmuştu? 2 ATP harcadık. Fakat buna karşın ne yaptık? 2 çarpı 3, 6 ATP NAD'den geldi, buradan geldi. Artı bir 2 ATP daha elde ettik. Toplam kazancımız ne oldu? 8 ATP oldu. Ne harcamıştık? Onu 8'den 2'yi çıkardık. Ne oldu? Net kazancımız şu anda 6 ATP düzeyine erişmiş oldu. Şimdi biz sonuçta bu sistemde şimdiye kadar 2 ATP harcayıp 8 ATP elde ettik ve bunun sonucunda 6 ATP kâra geçtik. Şimdi 3 fosfogliserattan fosfogliserat mutaz enzimi ile beraber
İki fosfo gliserat molekülü elde ettik. Onu da aldrozun yakın arkadaşı olan enolaz var burada. Enolazla neye dönüştüreceğiz? Fosfo enol piruvata dönüştüreceğiz. PP dönüştüreceğiz. Ardından da bu piruvat kinaz enzimiyle en sonunda meşhur piruvata erişeceğiz. De iki tane ATP daha eklenecek bu hadiseye. Böylelikle bizim net ATP kazancımız 8 ATP'ye dönüşecek. Şimdi burada piruvata kadar geldiğimiz zaman şimdi piruvat konusundan bir bahsetmemiz gerekiyor. Ortamda oksijen olup olmadığına göre biliyorsunuz mitokondriye gidip gitmediğine göre karar verecek. Eğer piruvat mitokondriye giderse oksijen ve mitokondri eşliğinde normalde bizim Krebs siklumuza Krebs'e devam edecek. Burada bir sıkıntı yok. Peki ama eğer ortamda piruvat yoksa o zaman ne olacak? Eğer piruvatımız ortamda var ama mitokondriye gidemezse o zaman başka bir enzim devreye girecek. Laktat dehidrogenaz. Laktat dehidrogenaz ne yapacak? Bunu laktata çevirecek. Tabii ben bunu laktata çevirdiğim zaman bunu biliyorsunuz glikoneogenezde de kullanabilirim. İki yönlü çalışan bir enzim bu. Laktat dehidrogenaz çift yönlü çalışabilecek ve sistemden laktat ortaya çıkacak. Bu işlemle beraber ortaya çıkan ilginç bir durum var. Bu işlem NADH'ı da NAD'ye döndürüyor. Bizim NADH'ımızın NAD'ye döndürmesi demek NAD'ye ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç neden kaynaklanıyor? Çünkü biz gerektiği zaman ne yapacağız? NADH'ı çevirerek yeniden enerji ATP elde edeceğiz elektron transport zinciri açısından. Dolayısıyla bu işlem tek başına sadece piruvat laktata gidiyor diye düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda burada da bu işlem sonucunda da NAD elde ettiğimiz için bizim bu glikoliz için geçerli olacak ana ham maddeyi de kullanma şansına sahip olabileceğiz. Şimdi burada ilginç konulardan bir tanesi daha var. O da şöyle. Piruvatın biliyorsunuz son kullanılan arkadaş enzim piruvat kinaz. İşte şu piruvat kinaz ve hep bahsettiğimiz eritrositler arasında ilginç bir hadise meydana gelecek. Şimdi biliyorsunuz hemolitik anemi söz konusu olduğu zaman akla iki enzim geliyor. Bunlardan bir tanesi G6PD glikoz 6 fosfat dehidrogenaz. İkincisi işte piruvat kinaz. Buna nasıl meydana geliyor? Bir kere her şeyden evvel piruvat kinaz bozuk sentezlenirse veya herhangi bir şekilde çalışmaz ise sonuçta